Nasıl bir ekonomi YouTube kanalındasınız? Sigorta Masası programını gerçekleştiriyoruz. Ben Selçuk Altun, hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Türkiye Sigorta Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Gürol Sami Özer. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gürol Bey ile bugün sigorta sektöründeki fonları ve fonların performanslarını, Türkiye Sigorta'da fonların nasıl yönetildiğini konuşacağız. Dilerseniz hemen sigorta fonlarının ilk 8 aylık performansını değerlendirerek başlayalım. Bu tamam. e, 2024 yılının ilk 8 ayında fonlar nasıl bir büyüklüğe geldi? E, nasıl bir getiri sağladı? Bunları anlatmanızı rica edelim. Tabii. Öncelikle hoş bulduk diyelim. E, bireysel emeklilik fonları 2024 yılı başında yaklaşık 750 milyar TL büyüklüğündeydi. Ağustos sonu itibariyle yaklaşık 1.1 trilyon liraya kadar. %50'den fazla bir büyüme var. Evet. Bunun bir kısmı tabi fonların performansından kaynaklanıyor. Bir kısmı sisteme yeni giren katılımcıların fon büyüklüğünden kaynaklanıyor. Hı hı. İlk 8 aylık performansa baktığımızda tabi fon grupları bazında farklı getiriler söz konusu. Ama hani ortalamada baktığımızda işte %35 ile 40'lar civarında bir sektörün ortalama getirisi var. Bazı fon gruplarında bu 45'lere kadar çıktı. Özellikle hisse senedi fonlarında. Hı hı. Eğer ki yıl içerisinde bir ya da iki kere fon dağılımı değişikliği yaptıysanız doğru zamanda getiriler burada %50'lerin üzerine kadar falan çıkabiliyor. İlk 8 aylık enflasyon verileriyle kıyasladığımızda ortalama yani sektör ortalaması bile esasında şu anda bir real getiri sunuyor. Nasıl bir real getiriden bahsediyor? Yani ortalamada şu anda 30'lar civarında falan bir enflasyon var ilk 8 aylıkta. Oraya baktığımızda 4 puanlık bir reel getir söz konusu. Hı -hı. Sektörün ortalamasında. Ama bahsettiğim gibi eğer bir ya da iki kere doğru zamanda fon dağılım değişikliği yaptıysanız %10'ların üzerinde bir reel getiri yakalamış oluyorsunuz. Orada fon dağılımını yaparken e, hani neyi, vatandaş neyi göze alarak bunu gerçekleştirmeli? Ne, bizim finansal okul yazarlığımız biliyorsunuz çok e, üst seviyede değil. Hı -hı. E, burada tavsiyeniz ne olur? E, esasında yani piyasaları bilen ya da işte takip eden bir katılımcı kendisi fon dağılım değişikliğini çok rahat yapabilir. Hı hı. Yılda 12 kere zaten fon dağılım değişikliği yapabiliyorsunuz. Bir bireysel emeklilik gibi hani orta ve uzun vadeli bir sistem için oldukça fazla bir fon dağılım değişikliği hakkı diyebilirim. Ama zaten bu 12 kez değişikliği de yılda 2 kez bile yapan Katılımcı yok gibi sanki. Evet yani baktığınızda %90'lar civarında hiç fonda alımı değişikliği yapmayan bir kesim var. Sadece %10 mu yapıyor bunu? %10'lar civarında. bu Bundan 5 sene önce %5'ler civarındaydı. Biraz yavaş yavaş artıyor. Nasıl artıyor derseniz esasında emeklilik şirketleri işte farklı yollardan katılımcılarına ulaşıp bir şekilde onları biraz teşvik daha ediyor. teşvik ediyorlar. İşte robot danışmanlık hizmetleri sunuyorlar hı hı. Ee, ya da işte bizim yaptığımız gibi Türkiye Hayat Emeklilik olarak işte aylık bültenlerde fon dağılımı önerileri sunuyorlar. Hani bunların yavaş yavaş açıkçası katılımcılara bir şekilde ulaşıp en azından hani bazı dönemlerde fon dağılım değişikliğine teşvik etmeye çalışıyorlar. Peki fon performanslarını klasik yatırım araçlarıyla karşılaştırırsak orada nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? E, bu sekiz aylık fon, dönemi için konuşacağız. Esasında fonları bir iki gruba ayırmak lazım. Bir tanesi varlık sınıfı fonları diyebiliriz. Hı hı. Burada zaten ünvan'dan belli oluyor. İşte kamu dış borçlanma araçları fonları derseniz içerisinde zaten eurobond olması gerekiyor, en az yüzde seksen. İşte hisse senedi fonlarında yüzde seksen minimum hisse senedi olması lazım. E, bireysel emeklilik fonlarının eğer bu ünvanlarında varlık sınıfı bazında bir e, ünvan varsa o zaman onu mesela bisküzle kıyaslayabilirsiniz hisse senedi fonlarını. baktığınızda bisküzün e, kabaca üzerinde genelde bir 3 puan 4 puan yani bisküzün performansının %10'lar hatta %20'ler üzerinde bir fon e, performansı yakalayabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de değişken fonlar var ya da işte hı hı. karma fonlar var. Tabi onlar e, sadece tek bir varlık sınıfından oluşmuyor. İşte bazılarında bir, bir birazında işte hisse senedi birazında işte altın, işte sabit getiriler oluyor. O zaman o fon gruplarının esası varlık sınıflarının ortalama getirisine sahip. Ee, yılbaşından bu yana baktığımızda en iyi getiriler esasında hisse senediyle altın fonlarında. Son dönemde altın özellikle Eylül ayında hani ciddi bir performans gösterdi. Onun öncesinde daha geride kalıyordu hisse senedi daha ön plandaydı. Şu anda baktığınızda yaklaşık ikisi de işte %45'ler civarında falan bir getiri söz konusu diyebiliriz. Vatandaşın genelde bir tasarruf yaptığı zaman ilk yöneldiği şey altın ve yastık altı oluyordu. Evet. Ee, bireysel emeklilik fonlarında da yine altın ilk sırada mı? Orada nasıl bir dağılım var? Ee, şöyle en yüksek sırada baktığınızda işte yüzde otuzlar civarında yani tüm fonların içerisindeki hisse senedi oranına bakıyorum. Ama fon bazında altın fonu hala daha çok esasında fazla yer kaplıyor. Yani ilk 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 sırada şu anda işte değişken fonları falan da katarsak hı hı. hisse senedi gözüküyor. Ama hemen arkasından altın yine e, ikinci sırada favori <laughs> bizim yatırım enstrümanlarımızdan. Dediğiniz gibi biraz kültür Türk kültüründe zaten altın en önemli birikim aracı ya da tasarruf aracı olarak görünüyor. İşte bir kısım zaten fiziki olarak yastık altında falan da saklanıyor. En azından burada hiç olmazsa finansal sisteme kazandırılmış oluyor. Farklı enstrümanlar var altına dayılı kira sertifikaları ya da tahviller. Bunlarla esasında finansal e, piyasalarda bu altını en azından diğer e, yani finansal sisteme sokmuş oluyorsunuz diyebilirim. Evet o yüzde %30 hisse senedi dediniz altının oradaki oranı ne kadar? Yüzde %35 hisse senedi %27-28'ler altın. Altın. Orada Hı -hı. da vatandaş yine altından vazgeçmiyor. Evet, evet. E, Türkiye sigorta tarafında durumda ise orada nasıl bir fon büyüklüğü var? Orada nasıl bir fon yönetimi gerçekleştiriyorsunuz? E, biraz da onları sizden dinleyelim. Tabii ki. E, Ağustos sonu itibariyle 220 milyar civarıydı. Şu, an, şu anda baktığınızda 227 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü var. Toplamda 1.1 milyarlık fon büyüklüğüne baktığımız evet, yüzde zaman %20'nin üzerinde %20 üzerinde. üzerinde bir pazar payıyla zaten lider, lider konumdayız orada. Otomatik hı hı. katılım ve bir gönüllü bir esele emeklilik sisteminin toplamı olarak bakıyorum. Ee, biz neler yapıyoruz Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak? Esasında biz e ben 2015 yılında Vakıf Emekliliğe başladığımda ee, ekonomik araştırmalar diye bir bizim fonksiyonumuz vardı. Birim olarak değil ama yani bir orada iki kişi e, olarak işte çalıştırdığımız bir ekibimiz vardı. Ee, Türkiye Hayat Emeklilikte de işte bunu bir müdürlük haline getirdik. Zaten hmm. geçen sene itibariyle de... E, bu kamu şirketlerinin birleşmesinden sonra mı gerçekleşti bu? Evet yani 2020'nin Eylül ayında biz birleştik. Hmm. Üç e, elementer kamu sigorta şirketi, üç de gene kamu hı hı. emeklilik şirketi. İki şirket var şu anda. Türkiye Sigorta ve Türkiye, Türkiye Hayat Emeklilik. emeklilik. Ee, tebliğ yayınlandı geçen sene. Yatırım danışmanlığı yapabiliyorsunuz diye. O da yatırım tam yatırım danışmanlığı değil ama bireysel emeklilikleri, fonları içerisinden siz kendi müşterinize ya da katılımcınıza hı hı. bir fon dağılım önerisi sunabiliyorsunuz artık. Hı hı. Onun için de bir şart koştu. Araştırma ekibi olması lazım diye. Bizim zaten hali hazırda İçeride öyle bir ekibimiz vardı. Bunu daha da büyüttük, daha da güçlendiriyoruz. Orasını bir müdürlük haline getirdik. Onların işte aylık olarak yayınladıkları fon bültenlerimiz var, aylık bültenler. Ee, orada fon model portföylerimiz bulunuyor. Ee, bunu ayrıca işte SMSlerle de tekrar e, göndermeye başladık. İşte onun dışında haftalık olarak işte bizim kendi saha ekiplerimize toplantılar yapıyoruz. İşte kurumsal müşterilerimize eğitimler veriyoruz. Onlara işte fon dağılımı değişikliği önerileri sunuyoruz. İşte acentelerimiz var onları da aynı şekilde. Yani biz o ekip olarak esasında tüm ulaşabildiğimiz kanallardan müşteriye ulaşıp bir şekilde tabii orada müşteriyi birebir tanımak daha önemli. Ama bizim kendi görüşümüze hani görüşümüze göre piyasa görüşümüze öngörülerimize göre, göre öngörülerimize göre. İşte dört risk grubuna bakarak işte bazısı çok risk sevmez ama de çok agresif de olan olabilir. E, dört risk grubuna göre hem faizli planlarda hem de faizsiz planlarda biz fon dağılımı önerileri sunuyoruz. Aylık olarak da bunları güncelliyoruz. Bir ayın birinde herkese de bunları yayınlamaya çalışıyoruz. Anladım. Peki bugünlerde e, müşterilerinize neler öneriyorsunuz? Ee, şimdi eylül ayı portföyüne baktığımızda esasında hisse senedi ağırlığımız %40 yani %20'lerden başlıyor en az riskli de işte %50'lere kadar 60'lara kadar çıkıyor. Hı hı. Orada da esasında biraz daha biz sürdürülebilirlik hisse senedi fonumuzun biraz daha iyi performans hı hı. göstereceğini düşünüyoruz. Diğer hisse seneden göre orada birazcık ağırlığımız o şekilde. Ekim ayından itibaren birazcık işte son çeyrekte genelde dövizde ufak tefek hareketler olabiliyor. Yıl sonu beklentimiz işte buralardan bir yüzde on civarında yüzde civarında yani piyasa beklentisi de o civarlarda zaten öyle baktığınızda bir miktar o, orada işte yüzde %25'ler 25 civarında beşler civarında karma fonumuz var. Hem yurt içinde e, hisse senedi hem yurt dışında hisse senedi yatırım yapan birazcık da Eurobond taşıyan hı hı. bu fonu birazcık önereceğiz. E, altın baktığınız seviyeler en yüksek seviyeler. İşte ons altın fiyatı 2600 lira. 2600. En yüksek seviye ama biz ne zaman en yüksek seviye diye konuşsak onun da üstüne çıkıyor son zamanlarda. Ya orada Fed'in tabii faiz indirimi hatta beklentilerden evet. bir miktar daha iyi yani 50 bas puanlık faiz indirimi biraz etkili oldu. Ama şöyle bir de durum var esasında. eee reel faiz hala geçerli olacak dünyada da ya da dolar tarafında da. Şimdi genelde reel faiz olan dönemlerde esas altın çok çok böyle değerlenmiyor. Şu anda hmm. tamamen hani Fed'in nasıl ilerleyeceği önünde hani hala daha çok bir konsensus oluşmadı. Ama hani hmm. bizim tahminimiz en azından 2025'in sonuna kadar bir reel faiz olacak. Onun için altın 2025'in sonuna, sonuna kadar kadar dolar tarafında söylüyorum yani Amerika hmm. tarafında söylüyorum. Onun için altın tarafında yavaş yavaş doyum seviyelerine gelebiliriz. Yani orada biz döviz tarafında bizim dolar tl tarafında da 2025'e kadar 2025 sonuna kadar enflasyondan daha düşük bir değerlenme olacağını düşünüyoruz. Onun için baktığınızda orta uzun vadede altında artık yavaş yavaş e, özellikle hani %100 altın fonunda olan katılımcıları zaten biz arayıp işte en azından yarısını çıkın hatta %25'lere kadar e, indirebilirsiniz diye e, aramalara başladık. Hımm. Peki o altından çıkanlara nereye yönlendiriyorsunuz? Karma fon demiştiniz az önce. Ee, geçen aylarda daha çok işte borçlanma araçları fonumuz var. İşte yüzde üç buçuk dörtler civarında aylık getiri. Volatilitesi neredeyse hiç yok. Hı hı. Ee, ona yüzde 60'ını ona yönlendiriyorduk. Geri kalanların bir kısmını da işte e, dinamik değişken ya da eğer gerçekten hani altıncıysa aradığınızda o zaman hani yüzde altını altında bırakıp %60'ını ya da %70'ini borçlanma araçlarını çıkar gönderiyor dağıtıyorduk. Ee, hani önümüzdeki aydan itibaren dediğiniz gibi karma biraz daha yönlendireceğiz. Evet. Şimdi hı hı. bir de Türkiye'de de faiz mevduat faizleri aşağı gelmeye başladı. Hı hı. Özellikle dünkü gazetemizin manşetleri de buydu. Hani bankaların vermiş olduğu mevduat faizleri %30-35 bandına kadar indi. Evet, Merkez Bankasının da bir faiz indirimi e, Hı -hı. süreci olacak diye bir beklenti var. Bu süreç sizde fon yönetiminde fon yöneticileri olarak e, nasıl bir değerlendirme beraberinde getiriyor? Şimdi mevduat faizlerini esasında biz hep böyle mesela 30, 40, 50 neyse sanki o yıllık gibi düşünüyoruz ama esasında onu çeşitlendirdiğinizde Bileşik işte yaklaşık bir 10 puan falan yukarısına tekabül ediyor. Yani işte şu anda Bireysel tarafta tabi 30'lara kadar düşen mevduat faizleri vardır. Ama işte hani ben de mobil şubeden bireysel olarak baktığımda işte 40'lar 45'leri hala daha bulabiliyorsunuz. Onda bileşi yaklaşık zaten %50-55'lerin üzerine geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde hani bu sene için 40-45'ler bandında bir enflasyon beklentisi var. Önümüzdeki dönemde de 25 ile 30'lar arasında bir beklenti var. İşte Orta vadeli plan 20'nin altında 18'ler 19'lar civarında. 17.5 2025 öngörüsüydü. Evet ama hani piyasa katılımcıları anketine baktığımızda işte 25'ler civarında bir konsensus var. Onunla kıyasladığınızda dahi esasında hala da mevduat faizleri cazip. Yani şu anda işte 40'lar civarında yavaş yavaş düşüreceğini düşünseniz bile hala orada reel getiri söz konusu olacak. Evet, siz ne zaman faizlerin düşeceğini düşünüyorsunuz? Ee, faizleri yani Kasım ya da Aralık ayında en erken daha erken olmasını pek düşünmüyoruz. Hani eğer enflasyonda istenilen düzeyde bir gerileme olmazsa belki Ocak ayına falan kalabilir. Hı hı. E, orada kademeli bir hani düşüş öngörüyoruz. E, orada reel faiz yani enflasyonun üzerinde bir getiri devam edeceğini bekliyoruz. Hı hı. 2025 yılında da bunun devam edeceğini bekliyoruz. Onun için 2025 yılında da dövizden ziyade TL cins enstrümanların daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyoruz. Sadece dediğim gibi yurt dışında hisse senedi işte içeren fonlar orada da çünkü Fed'in faiz indirimi olduğu için o tarafta hisse senedinde olumlu bir performans olacaktır. O onunla birlikte biraz dengelemek lazım. Yurt içindeki hisse senedi fonları. Yurt içinde biz işte... E, Çünkü faizlerin o, düşmesi demek paranın başka bir yere akması demek. Nereye gidecek sizce? Yoksa evet. yine faizde çok sert düşüş olmayacağı için yine mevduat faizlerinde durur mu diyorsunuz? Yani belli bir kısmı mevduat faizinde kalır. Şimdi orada e, özellikle işte enflasyon beklentilerinde birazcık sapma var. İşte piyasa katılımcıları farklı. Hani bizim de içerisinde Hı -hı. bulunduğumuz. Onlar farklı düşünüyor. Sanayiciler biraz daha üstünde. İşte hane halkına gittiğinizde Oradaki enflasyon beklentileri 60'lar civarında falan. Orada da esasında daha çok hane halkının harcama ya da işte tasarruf imkanları biraz azaldığı için işte ulaşıma, kiraya, işte eğitime falan bakıyorlar ya da gıdaya bakıyorlar. Oradaki enflasyon hala katılık devam ediyor. Yavaş yavaş o tarafta düzelecektir ama. Yani şu anda izlenen e, para politikası enflasyonu gerçekten aşağıya e, indirmek için doğru bir politika. E, önümüzdeki dönemde Hisse senedi tarafında yine bir hareketlilik olmasını bekliyoruz yıl sonuna doğru. Özellikle bu yıl sonuna doğru. Bu yıl sonuna doğru. Yani şu anda işte 10 binlerin altında bir BIST endeksi var. Hani burada yüzde 20-30'lara kadar bir potansiyel olabileceğini düşünüyoruz. Zaten 11 binlerin üzerini görmüştük hani zirve olarak. Hı hı. Biraz yabancı girişi çok olmadı. Biraz o etkiledi. Biraz ee, işte bazı hisse senetlerinde çok değerlemeler olmuştu özellikle son dönemde bunların düzeltmesi yaşandı onun için endekste esasında daha çok bilindik işte BIST 30 tarafı ya da işte bankacılık falan gibi daha eski bilinen hisse senetlerinde baktığınızda esasında performansları iyi ama daha küçük hisse senetlerinde daha sığ piyasa sığ derinliğe sahip hisse senetlerinde mi? ya BIST 50'ün dışındakiler kötü bir ayrıştılar. Esasında BIST 30 ve BIST 50'de de performans hala daha iyi. Bankacılığa baktığınızda %60'lar civarında bir getiri var. Bu bu tarafta yavaş yavaş hisse senedi tarafına kayış olur diye tahmin ediyoruz. Zaten biz de işte model portföylerimizde önümüzdeki dönemde hisse senedi ağırlığını birazcık da arttırabiliriz. İşte 9200'ler de bir taban, taban oluştu gibi gözüküyor. Oradan destek geldi. Yavaş yavaş buralardan belki bir ay daha buralarda durup ondan sonra işte Fed de belli oldu. Merkez Bankası'nın da artık ne zaman faiz indirimine başlayacağı belirsizliği ortadan kalkarsa ya da bir konsensus oluşursa orada beklentilerde yavaş yavaş hisse senedi doğru bir kayma olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, Türkiye Sigorta'nın fonlarından bahsederken orada şeyi sormayı unuttum size. Siz fon hani robotlardan da bahsetmiştiniz. Siz teknolojide orada nasıl faydalanıyorsunuz? Biraz da bunları anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, yani fon yönetimini ne kadarını bir robota bırakmışsınız veya siz bunu bireysel olarak mı daha iyi performans alıyorsunuz? Onları karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo var? Tamam. Ee, şöyle şu anda bizim Fona Sor uygulamamız var. Ee, Robo danışmanlık hizmeti tamamen yapay zeka ile ve makine öğrenmesiyle ile işliyor. Ee, herhangi bir uzman görüşü koymuyoruz geçmiş datanın işte e, proje sonuyla önümüzdeki veri bir, analizi yaparak veri analizi yapıp işte önümüzdeki bir iki aylık dönemde belli bir e, varlık dağılımı oluşturuyor varlık sınıf bazında bir getiri potansiyeli alıp ona göre bir e, varlık dağılımı oluşturuyor sonrasında da bunu fon dağılımına çeviriyoruz iki haftada bir bunu biz çalıştırıyoruz ama herkese gitmiyor çünkü orada yaş işte risk, risk hangi risk grubunda olduğunuz işte e, sözleşmenin yenilenmesinin ne kadar zaman kaldığı ve ne kadar fon dağılım değişikliği hakkı kaldığınıza bağlı olarak bir eşik değer oluşuyor. O eşik değerin üzerindeyseniz eğer size bir e, yeni fon önerisi geliyor, fon dağılım önerisi geliyor. Şimdi burada yaklaşık e, biz bunu bir yılın üzerinde bir e, zamandır canlıya aldık ve bunu kullanıyoruz. Hmm. Çok da lansmanını yapmadık. Çok yani her yerde de duyurmadık. Şu anda orada 50 bin üzerinde bir müşterimiz var. Hmm. E, yaklaşık 4 4 milyar TL civarında da bir aktif olarak bunu kullanan bir aslında e, bir test as aşamasındasınız gibi. Evet, yani biz 2020 yılından beri esasında test ediyoruz canlıyı almadan önce e, getirilerinden de çok memnunuz. Bizim piyasa görüşümüze mesela farklı çıkardığı dönemler oldu. Hiç müdahale etmedik e, ve o zaman hani, siz mi haklıydınız, o mu haklıydı? bazı Getiri dönemler bazı haklımda. dönemlerde biz haklıydık bazı dönemlerde o haklıydı ee, ya da biz öncesinden mesela bir görüş iletiyorduk işte e, iki hafta sonraki dağılımda ya da bir ay sonraki dağılımda biraz momentum falan da bakıyor o da mesela oraya geliyordu ama bazı dönemlerde biz e, erken mesela davranıyorduk orada da o haklı çıktı oldu e, yıl başından bu yana baktığımızda işte 35'lerde en düşük risk seviyesinin getirisi 47'lere kadar çıkan da bir hmm. e, getiri var. Risk 4 grubu yani en agresif tarafta. E, bizim esasında model portföyümüzde işte aylık olarak güncellediğimizde de benzer getiriler var. Ama dağılımlara baktığınızda arada sırada değişkenlik oluyor. Orayı biz tamamen oraya bıraktık. Yani orada her zaman işte kontrol ediyoruz. Herhangi bir, bir yerde bir sapma oluyor mu yanlışlık oluyor mu? Ee, ama dediğim gibi yani uzman görüşü kesinlikle koymuyoruz. Ee, şu ana kadar da gayet iyi gitti diyebilirim. Peki siz hangisini önerirsiniz? Ya. Yani biz e, daha doğrusu şöyle sorayım onu. %90 civarında hiç fonlarını değiştirmeyen olduğu gibi bırakan bir evet. kesim var. İşte %10'da değişiklik yapan var belli bir öngörü çerçevesinde. Siz bu %90'a e, hiç yapmamaktansa robota bırakın tavsiyesinde bulunuyor musunuz? Ee, şimdi yani şu anda biz öneri verme aşamasındayız. Bunu otomatik hale getirmiş durumda değiliz. Hı hı. Ee, onun için işte bir mevzuat gereği bir portföy yönetim şirketiyle anlaşmanız gerekiyor. Hı. Şu anda onun altyapısını oluşturuyoruz. O olduğu zaman e, otomatik olarak fon dağılımları değişecek. Çünkü şu anda mesela biz gönderiyoruz, bir kısım uyguluyor, bir kısım atlıyor ya da işte iki hafta sonra değil yani hemen değil beş gün sonra falan işte bazen yapıyor. Onun için ee, esasında ne zaman ben bunu tamamen önereceğim? Ne zaman ki biz bunu otomatik olarak fon emri haline getirip Önere sunmamaya başladığımızda o zaman gönül rahatlığı diyeceğim ki siz bunu bizim mobil şubeye girdiğinizde cep telefonunuzda size bir sözleşme çıkacak. Onu işte elektronik ortamda zaten onayını vereceksiniz. Ondan sonra bir daha hiç bir yıl boyunca bakmanıza gerek yok. Her yıl sonunda isterseniz baktığınız çok memnun değilsiniz. O zaman çıkıp kendiniz yönetebilirsiniz. Ama hani şu ana kadar dediğim gibi test ettik ve hani canlıda da aynı şekilde performansları kesinlikle iyi. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Öbür tarafta bizim sunduğumuz aylık olarak işte fon model portföyü ya da işte fon dağılım önerilerini biz öneri olarak sunuyoruz. Hani bunu Hı. otomatik olarak e, şu anda yapabilme mevzuata uygun değil. Yani o zaman şöyle bir şey olması lazım. Katılımcı bana gelip ben Emeklilik şirketine devrettim demesi lazım. Hı -hı. Ama şu anda o mevzuatta değil. Önümüzdeki günlerde olur ise o zaman onu da önerebilirim. Ama şu anda fonosor uygulaması çok da basit. Zaten hani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Açtığınızda eğer bir değişiklik olduysa hemen zaten size uyarı veriyor. SMS ile geliyor. Uygulayabilirsiniz. Otomatik haline geldiğinde bunu da yapmanıza gerek kalmayacak. Birikimleriniz esasında bu fonosol uygulaması ile daha iyi... E, fonlara yönlendirilecek diyebilirim. Peki katılımcının fon tercihlerinde e, temel kıstas mi olmalı. Orada nelere dikkat etmeli? E, şimdi esasında şöyle belli bir tutaray ulaşana kadar çok hani fonların getirilerinin sizin birikimimize etkisi çok olmuyor. Nedir Biz, o tutar mesela belli bir tutar dediğin? Yani şu anda mesela siz hani 100 lira 100 lira ya da 500 lira 500 lira eğer yatırıyorsanız zaten ve sıfırdan başladıysanız esasında orada fon getirisi çok fark etmiyor. Hatta işte düşerken fonları yani her ay siz oraya katkı sağladığınız için esasında belki de ileriye yönelik sizin için avantaj oluyor. Ama ne zaman ki bu sizin için önemli bir tutara geldi. Hani şu an herkesin farklıdır. Bazısının 10 bin liradır. Bazısının... Şöyle söyleyelim mesela şu anda 16,5 milyon katılımcıdan bahsediyoruz. Toplam fon tutarı da 1,1 milyar olarak e, konuştuk. 16 buçuk binin yaklaşık 60-70 bin lira 70 bin, diyelim ki 100 bin lira gibi bir ortalamada birikim evet. var. Evet. Hani bu seviyeye geldiği zaman artık anlamlı bir şey oluyor mu? Tabii Yani şimdi bu seviyede yüzde bir bile esasında bin lira fark ediyor. Yani siz eğer yanlış bir fonda kaldıysanız e bazen işte bir ayda ya da iki ayda işte yüzde beşler yüzde altılar civarında birbirinden ayrışan fonlar oluyor. O zaman tabii ki yani sizin birikiminiz de oldukça etkileniyor. Ee, zaten esasında fon performansları gitgide daha çok konuşulur hale geldi. Çünkü artık ciddi anlamda bir fon birikti burada. Bundan belki 7-8 sene önce yani tabii ki o zaman da fon performansı önemli konuydu ama bu kadar revanşta olan, bu kadar konuşulan bir olgu değildi. Ne zaman ki buradaki fon büyüklüğü arttı, insanlar daha fazla buraya bakmaya, çalış, bak, bakmaya başladılar. Ve birikimlerini doğru yerde ...esasında yönlendirmeye çalışıyorlar. Şunu unutmamak lazım. Şimdi bireysel emeklilik sistemi çok kısa vadeli bir yatırım ya da aracı değil. Esasında tasarruf amacı. Ta, ta, tasarruf aracı. Burada e, özellikle bu yeni iş hayatına atılan kişiler için, çalışanlar için oldukça da önemli... Çünkü önümüzdeki dönemde işte biliyorsunuz herkes tartışıyor. Emekli maaşları gitgide sizin refahınız, refah seviyenizi aynı şekilde sürdürmenizi sağlamayacak. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten hani kendinizin biriktirmediği bir emeklilik sistem yok. Hani Türkiye'de böyle bir sistem var. O nedenle de alternatif gelirleri yaratmak zorundayız. Yani evet aynen öyle. Şimdi bireysel emekliliği tabii 56 yaşına geldiğinizde esas emeklilik hakkı taşıyorsunuz. Ortalama da baktığınızda hala da şu anda 3,5-4 yıl gibi bir süre söz konusu. E, e, baktığınızda amaca yönelik bir şu anda esasında kurulu düzenli amaç birbirinden birazcık sapıyor. Orada biraz daha işte yatırım evrenini ya da ufkunu biraz daha genişletmek lazım. Daha uzun vadeli, orta vadeli düşünmek lazım. İlk başlarda bir kere şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne zaman siz bir 10 yıl, 15 yıl eğer kalacağınızı düşünüyorsanız, Muhakkak zaten her ne olursa olsun, hani her ne koşulda olursa olsun bir hisse senedi e, yatırımı yapıyor olmanız lazım. Yani geçmiş dönemdeki e, son 5 yıl 7 yıla baktığınızda döviz hareketi bu kadar olmuşken, altın hareketi olmuşken onda bile neredeyse hisse senedi onu yakalıyor. Ama 10-15 yıllara çıktığınızda zaten ciddi anlamda Diğer varlık sınıflarından olumlu yönde ayrışıyor hisse Temettülerle birlikte, bölünmelerle tabii. birlikte artan gelirlerle tabii ki katlıyor. Aynen. Onun için orada biraz daha e, şu imkanı da veriyor esasında sistem. İsterseniz... Ee, mevcut birikiminizi farklı fonlarda bundan sonra yatıracaklarınızı farklı fonlarda değerlendirebiliyorsunuz. İsterseniz tam tersini yapabiliyorsunuz. Ya yani fon birikiminizi böl bölüştürerek yatırım araçlarına dağıtıyorsunuz. Ya yani fon dağılım değişikliği yaparken size 3 opsiyon veriyor. Ya diyor ki halihazırdaki yani mevcut fon tutarınız ve bundan sonraki katkı paylarınızı değiştirebilirsiniz. Ya da işte bundan sonrakileri değiştirebilirsiniz. Öbürünü eskisi gibi bırakabilirsiniz ya da tam tersini. Bunları da kullanabilirsiniz. İşte belli bir miktara geldi mesela. Mevcudu daha az riskli bir tarafa bırakıp... ...işte bundan sonrakileri daha riskli hale getirebilirsiniz. Orada bayağı esasına baktığınızda... ...esneklik olan bir sistem. Ee, ama hani katılımcı neye dikkat etmeli? Ee, bir kere... ...ilk başta sisteme girerken... E, ...doğru bilgilendirme şart. Genelde işte... E, yani emeklilik şirketine bırakıyor ya da o sırada işte karşısında kim varsa ona bırakıyor. Ama orada esasında şunu sorgulaması lazım. Yani ben bu sisteme giriyorum işte şu kadar kalacağım ve karşı tarafa demesi lazım ki ben hani çok dalgalanma yaşamı istemiyorum. Ya da ben işte ana paramını kaybetmek istemiyorum. Onu bildiğimiz takdirde ona daha çok yardımcı olabiliriz. Ama hiçbir şey olmadığı zaman genelde yani bir hedef standart fonlara mı? tabii tabii aynen öyle. Öbür türlü standart fonlara yönlendiriliyor. Onların da muhakkak yani yılda bir kere en azından değiştirilmesinde ben e, oldukça farklı getiriler elde edebileceğini düşünüyorum katılımcılarım. Peki bu fonların büyümesi tabii ki ülke ekonomisi için de çok önemli. Özellikle Türkiye gibi dalgalanmalara açık bir ekonomi olunca bu fonlar çok çok daha kıymetli oluyor. Bunu sizden biraz dinlemek isterim. Tabii. Fonların büyümesi neden ülke için ülke ekonomisi için kıymetli? Esasen hep konuşuyoruz tasarruf oranları çok düşük diye Türkiye'de. Ama onu şöyle esasına bakmak lazım. Finansal sistemdeki tasarruf oranları çok düşük diyebiliriz. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. İşte yastık altında duran işte altınlar ya da işte döviz ya da işte arsa yani gayrimenkul yani finansal sistem dışında da esasında biz baktığımızda tasarruf belki de hani bizim bu kadar düşük seviyede olmayabilir. Bireysel emeklinin en büyük katkısı esasında bu yastık altında ya da finansal sistemde olmayan tasarrufların finansal sisteme katkı sağlaması. Onun dışında bu sistemde. Esasında şöyle bir şey var, e, emeklilik şirketleri sadece aracı. Siz sözleşme yaptırdığınızda bireysel emeklilik sözleşmesi imzaladığınızda sizin fonlarınız ayrı bir vergi numarasına e, tabi ve sizin adınıza merkezi kayıt kuruluşunda takas bankta saklanıyor. Olmaz ama hani bankalar ya da işte herhangi bir şekilde işte ev konulur mu işte ya da mevduatta işte bazı sınırlar falan var. Hani geçmiş dönemde bazı bankaların hani işte battığını falan biliyorsunuz. İşte Kötü deneyimler oluyor. var. Kötü deneyimler var. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Yani emeklilik şirketine bir şey olsa dahi esasında o fon ayrı bir tüzel kişilik olarak hayatını devam ediyor. Sadece ne olacak? Atıyorum A şirketi yerine B şirketi yönetmeye başlayacak. Ama sizin esasında orada ki birikiminiz aynen devam edecek. Devlet güvencesinde diyelim. Aynen öyle. Ee, onun dışında e, buradaki tutar büyüdükçe daha uzun vadeli bir e, birikim aracı olduğu için ülke ekonomisine çok büyük katkısı var. Şimdi yatırım fonlarında ya da herhangi başka bir yerdeki e, para çok hızlı bir şekilde buradan çıkıp başka bir yere gidilebilir. Ama burada emeklilik fonları büyüdükçe Esasında biz ne yapıyoruz? Piyasadaki derinliği arttırmış oluyorsunuz. Ee, zaten her zaman alış, alıcı konumunda olduğu için işte bazı hisse senedi piyasasında işte gitgide oran yani ağırlıklar arttıkça orada derinlik kazanmaya başlıyor. Onun için birazcık regüle ediyor esasında diyebiliriz piyasalarda. da. Ee, ama en büyük katkısı e, tasarruf oranlarını arttırmak ve işte ülkenin ekonomisine bu anlamda çok büyük bir katkısı var diyebilirim. Bireysel emeklilik sisteminde az önce siz de söylediniz 16,5 milyon katılımcı var. Ama Hı. biz 85 milyona yakın bir nüfus nüfusa sahibiz. 20 yıllık bir geçmiş var. 20 yılda gelinen fon tutarının 1,1 milyar TL ve 16,5 milyon katılımcı sayısı sizce bir başarı mı? Daha gidilecek yol açısından nasıl bir e, önümüzde süreç var onu anlatmanızı rica edeceğim. Tabii yani esas e, 2003 yılında sistem kuruldu ama baktığınızda 2013 yılında devlet katkısıyla ilmelen 25 ile başladı. Sonra evet, %30 30'a çıktı. 30 çıktı. İlmelen mi ondan sonra oldu. E, 16,5 milyon kişi çok azın sanacak bir hani sayı değil esasında baktığınızda yani 20'si civarında oluyor. Ee, ama tabii ki çok daha alınacak yol var. Ee, orada da bizim e, kültür olarak çok uzun ve orta vadeli bir yatırım alışkanlığımız pek yok. Genelde yani kısa vadeli oluyor. Ama burada biraz bakış açısını biraz daha değiştirmek lazım. Özellikle işte son dönemde e, bu dalgalanmalar ya da işte bazı durumda işte nakit ihtiyacı falan biraz daha esasında ta tasarrufun önemini ortaya çıkardı. Ee, çıkışlar bazı nakit ihtiyaçlar nedeniyle olmasına rağmen e, yeni girişler de oldukça fazla. Burada bireysel emeklilik sisteminin biraz daha halk nezdinde bilinirliği artıyor. Ama en önemli reklam aracı ne olacak? Bu sistemden emekli olanlar. Hı. Bu sistemden emekli olanlar Geçen yıl başladı emekli olanlar değil evet, mi? Evet. Geçen sene itibariyle başladı. Orada gerçekten e, refahındaki aracılık e, düşüşü engelleyen ya da emekli olduktan sonra işte bir araba alabilen ya da işte emekli maaşına bağladıysa hayat standardını arttırabilenler rin sayısı arttıkça o zaman baktığınızda bu sistem kendi kendine daha da hızlı bir şekilde ilerleyecek. Ama atılacak çok adım var. Emeklilik şirketlerine de düşen çok iş var. Özellikle çok fazla katılımcı var ama işte 15-16 tane şirket var. Ee, her şirketin milyonların üzerinde işte katılımcısı var. Ulaşmak çok kolay değil. Ee, eskiden gelen katılımcıların e, birçoğuna hiç daha önce konuşulmamış olabiliyor. İşte biz de hem kendi ekibimizde de yavaş yavaş müşterileri aramaya başlıyoruz. Müşterileri aradığınızda o hani aranmak bile esasında mutlu ediyor. Ee, biraz hani sistem... Çok fazla katılımcını kendisine bırakmış. Sen buraya gir fonunu değiştir birikimini kendi yönet. Kendin yönet ama çoğu diğer ülkelerde işte Amerika'da olsun farklı yerde olsun. Siz bir plan seçiyorsunuz ya da bir paket seçiyorsunuz sonra çok karışmıyorsunuz. Arada sırada o paketi değiştiriyorsunuz. Özellikle İskandinav ülkelerinin bu bireysel emekli fonları çok ön plana çıkıyor. Onlarda da mı sistem böyle işliyor? Işte? Onlarda da bu şekilde yani bu kadar... Ee, tamamen katılımcıya bırakılmış. Bu kadar esnek yapılar çok fazla mevcut değil. Çünkü orada zaten orta ve uzun vadeli e, yatırım perspektifi olduğu için onlar o parayı orada ileriye yönelik bir birikim olarak bakıyorlar ve günlük takip etmiyorlar. Burada inanın işte dalgalanmalar çok olduğu zaman günlük olarak arayıp işte hani bu kadar hareket oldu ya da altının işte ons fiyatı yukarı çıktı, bu fon o kadar getirmedi işte çok alıyoruz. İşte orada her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Yani fonlar buçuktaki Merkez Bankası'nın kuruyla değerlenmek zorunda. Ondan sonra bir hareket olursa bunu kimse yansıtamıyor. Yatırım fonunda da bu aynı şekilde geçerli. Ama biz o kadar böyle haşır neşiriz ki hem finansal okulu yazarlığımız düşük diyoruz. Ama bir öyle bir kesim de var ki günlük olarak takip ediyor. 5 e, kuruşun hesabını soran bile oluyor sizi. E, onun için orada denge biraz daha farklı. Yani bu yatırım aracı evet ama orta ve uzun vadeli. Kısa vadede dalgalanma olabilir. Önemli olan orta uzun vadede enflasyon üzerinde size bir reel anlamda e, art, birikiminizi arttıracak bir e, şekilde düşünmek lazım. Evet. İlk emeklilerimizi <laughs> verdik dediniz az önce. Bu e, emekliler şu anda toplu para alıp çıkayım düşüncesinde mi? Yoksa hayır bana maaş bağlantısı sabit bir getirim olsun e, tarafında mı? Orada nasıl bir durum söz konusu? Eee. Genelde toplu maaş şeklinde yani toplu, Top. olarak parayı alıp çıkıyorlar. Yani orada baktığınızda... Sizin öneriniz ıı, ne olur? Yüzde yirmisi falan emekli maaşı istiyor. Gerisi hmm. e, genelde toplu olarak yani alıp çıkıyorlar. E, benim önerim esasında ne kadar fon biriktiğiyle... Ne kadar fon birikmesiyle ile hmm. alakalı. Yani sizin eğer gerçekten önümüzdeki 10 yıl ya da 20 yıl boyunca iyi bir miktarda maaş olacak ...gibi bir plan çıkıyorsa o zaman kesinlikle kalınması yönünde. Ama siz çok az yatırım yaptınız, çok az katkı primi işte ödediniz. Anlamlı bir çok maaş anlamlı olmayacak. bir, Evet, anlamlı bir maaş olmazsa o zaman toplu çıkılabilir. Ama sistemde kaldığınız sürece o stopaj da avantajı da falan oluyor. Onun için emeklilik gelir planına e, diğer şirketlerden de mesela aktarım oluyoruz bizim tarafta. E, bunu herkes sunmuyor çünkü, her şirket sunmuyor eğer ki kalmak isterse emeklilik gelir planına geçip orada da devam edebiliyorsunuz. Evet. Son sorum orta vadeli planda da yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili olacak. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde anladığımız kadarıyla şu an OKS'de çok fazla çıkış var. Orada biraz çıkışların önüne geçilmesine çalışılıyor. siz tamamlayıcı emeklilik sistemini nasıl görüyorsunuz? Bu fonların büyümesi ve katılımcı sayısının artması için ee, olumlu bir adım mı? Ee, tamamlayıcı emeklilik sistemi bence olmazsa olmaz. Ee, otomatik katılım sisteminde cayma hakkı verilmesi ve yani çok kolay sistemden çıkılması, e, esas baktığınızda ne yazık ki sistemin doğru bir şekilde yönelmesini engelledi. Ee, şimdi diğer ülkelere Ona rağmen yine de bir 6,5-7 milyon ne kadar katılımcı var? 7 milyon evet, yakın zannediyor. Evet ama çok, çok e, orada baktığınızda çok fazla bir e, yani 200 yanlış hatırlamıyorsam 200 milyar civarında falan bir fon büyüklüğü var. Hı -hı. 2017'de başladı. E, şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi ne hala daha Tabii taslaklar işte geliyor gidiyor nasıl olacağı konusunda netleşmeyen şeyler var. Ama şunu biliyoruz ki çıkmak daha zor olacak. <laughs> evet. Yani orada siz çalışma hayatına atıldığınız anda size bir sözleşme yapılacak. Orada belli koşullar olacak büyük bir ihtimalle. Tam onlar da kesin değil. Belki orada koşullar bazında tamamı değil şu kadarı falan gibi şeyler de düşünülebilir. Ama... Dediğim gibi çıkmanın zor olduğu bir sistem olacak gibi gözüküyor. Orada çok ciddi bir potansiyel var. Olmazsa olmaz dediniz. Neden olmazsa olmaz? Çünkü dünyanın hepsinde var böyle bu sistem. Yani sosyal güvenlik sistemleri Artık dünya kaldırmıyor. genelinde kaldırmıyor. Sizin kendi kendinize bir birikim yapmanız lazım. Ve o birikimi sadece sizin esasında emeklilik hayatınızda sizin size veriyor olması lazım. Sosyal güvenlik sistemleri işte siz belli bir katkı veriyorsunuz ama sadece size değil esasında tüm emeklilere e, bir havuz oluşturup oradan dağıtılıyor. Burada herkes ne kadar para yatırabilirse onunla kendisini bir emeklilik hayatında bir e, birikim ya da bir gelir ekstradan gelir yaratacak. E, ayrışan nokta o. Ee, ikincisi burada baktığınızda istihdam oranlarına falan 33 milyon civarında bir çalışan var Türkiye'de ee, tamamlayıcı emeklilik sisteminde büyük bir ihtimalle işte 20 milyon civarında bir çalışan girecek gibi gözüküyor <laughs> ama kademeli mi olacak tek seferde mi olacak hani onlar da şu anda belli değil ee, işte işveren katkısı olacak mı olmayacak mı onlar da henüz belli değil ama işveren katkısı olması durumunda işte bir kısımda siz kendi bordürünüzden kesilmesi durumunda. Orada çok ciddi anlamda fon büyüklüklerine ulaşabilecek gibi gözüküyor. Yani 2-3 yıl içerisinde şu andaki mevcut 5 tutarın 3-4 katına kadar ulaşabilecek bir tutardan bahsediyoruz. Bir potansiyel var. Ee, otomatik katılımdan tamamını ayrıştırmak lazım esasında. Çünkü hı hı. otomatik katılım sistemi dediğim gibi cayma hakkı vardı. İşte çok kolay girişler çıkışlar ve gene orada da. Her şey tamamen katılımcıya bırakıyor, bırakılıyordu. Burada e, amaç gerçekten sizin bir e, birey olarak bir birikiminizin oluşturulması ve bunun sizin ya da sizin izin vereceğiniz işte yetkili emeklilik şirketi olur, portföy yönetim şirketi olur. Hani o mevzuat daha henüz belli değil. E, o şekilde yönetilecek bir sistem ve canlı olarak E-devletinize girdiğinizi görebileceğiniz bir sistem. Ee, onun için ben çok faydalı görüyorum ve tüm e, hem piyasaların gelişmesi açısından hem ülkenin ekonomisinde uzun vadeli kaynak oluşturulması açısından hem tasarruf oranlarının arttırması anlamında çok çok ben hem ülke ekonomisini hem de hane halkına yani bireylere e, çok faydalı olacak bir sistem olarak görüyorum. E, son soru demiştim ama e, bunu da sormadan geçemeyeceğim. Bir de 18 yaş altına bes e, hı hı. Gir, sisteme girme fırsatı tanındı son düzenlemelerle. Hı hı. E, 18 yaşından altında e, çocuklarımızın bese girmesi ve onların uzun sürede sistemde kalması onlar için e, nasıl bir önem taşıyor? Bunu da anlatmanızı rica edeceğim. E, Çünkü de... sistemde ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar sizin faydanızı. Evet. E, benim de iki çocuğum var. İkisinde 18 yaş altı bes Tabii ki yaptırdım. Ee, orada %30 devlet Tavsiye katkısı, ediyorum kesin, kesin yaptırın diyorsunuz. Kesinlikle yaptırması gerekir herkesin. Ee, devlet katkısı alabiliyorsunuz e, çocuğunuzun adına. Yani ayrı bir TCKN olduğu için e, her yaptırdığınız çocuğunuzun e, sözleşmesine %30 da devlet katkısı alabiliyorsunuz. E, ne kadar erken girerseniz sistemde ne kadar uzun süre kalırsanız esasında o kadar çok sizin birikiminiz olacaktır. Şu anda işte bir yaşında, iki yaşında ya da doğar doğmaz bir e, bireysel emeklilik sözleşmesi yaparsanız çocuğunuza ya da torununuza işte 18 yaşına geldiğinde üniversite belki ha, üniversitenin ücretini karşılayacak bir konum olabilir. E, bir birikim olabilir. Ya da belki o da kendisi yavaş yavaş 10, 12-14 yaşlarında biraz daha böyle aklı ermeye başladığında belki ona da tasarrufun ne olduğunu işte göstermeniz için çok büyük bir fırsat. Yani siz onu alıp karşınıza söylerseniz işte ben size ben sana işte doğduğundan beri bin lirayı yatırıyordum. Bunu da ben her sene işte enflasyon oranında arttırdım. Bak şu anda bu kadar senin paran var. Bunu şu şekilde işte değerlendirebilirsin ileride. Ya da sen de yavaş yavaş bak burada bu kadar birikimin olduğunu düşün biraz daha kendin nasıl bunu yönetebileceğine dair bir e, fikir oluştur gibi yani finansal, finansal okur, okur yazar, yazar, yazar yapabilirsiniz onun için o anlamda da önemli e, herkese tavsiye ediyorum yani ben kendim yaptırdım e, çok büyük tabii ki tutarlar Hani ben de yatırmıyorum haliyle ama devlet katkısından faydalanıyorum e, ve ileride de baktığımda e, bu rakamların 18 yaşına geldiğinde gerçekten çok rahat bir şekilde bir üniversitenin e, ücretini karşılayacağını düşünüyorum. Benim de iki çocuğum var bu arada. 10-12 yaşlarında ben de onlara yaptırdım. Süper. <laughs> e, çok teşekkür ediyorum. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. E, yine bekleriz. Tabii ki her zaman. Ben de çok memnun oldum. E, Türkiye Sigorta Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü Gürol Sami Özer konuğumuzdu. Bizi takip etmeye devam edin.